Trabzonspor'da Hakem'den bahsediyorduk. E, hakem'le ilgili de abi son cümleleri alalım. E, ve transferler üzerinden de konuşalım aslında. Özellikle Umut'un e, Trabzonspor'a katabileceği birçok önemli değer var diye tahmin ediyorum ben ama sen neler düşünüyorsun? Umut konusunda aynı fikir diye. İnşallah Trabzonspor alır. Hem Avrupa'da hem ligde etkili olabilecek bir oyuncu. İkinci zakemle ilgili şunu söylemek istiyorum. Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçlarında iki eşleşmede özellikle Rövanş'ta Var olsaydı skor değişirdi. Başakşehir-Antwerp maçının da hemen başında Şener'e yapılan çok net penaltı var olmadığı için maalesef o uyarı gelmedi. Bazı karşılaşmalar, ön elemelerde var yoktu. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan itibaren var var. Yarın gece de var var. Bu güzel. Aynı zamanda Hollandalılar şu anda yükselen bir trendti hakemlik olarak. Danimarka'ya mı yakın, Türkiye'ye mi yakın diye bir tercih yapacaklarını düşünmüyorum. Hep üst tarafı düşünüyorlar. Üst tarafta maçlar almayı düşünüyorlar. Hatasıza yakın yönetmek isteyeceklerdir. Umarım yarın e, Trabzonspor'umuz o ilk golü yemez. Geç de olsa golleri bulur ve tur atlar. Şampiyonlarla yine kalmak Trabzonspor'un meselesi değil, ülke meselesi. Bunu algılamamız lazım. Ülke futbolunun, şampiyonun, şampiyonlar liginde olmaması ve Danimarka futbolunun orada olması bizim için bir kayıptır. 4 artı puan alıyor Kerem. Katılan takım. Evet. 4 puan ne demek biliyor musun? 8 ön eleme galibiyeti. Hiç puan almasa bile Beşiktaş katıldığı zaman 4 puan aldı. 4 ülke puanına 4 bölü 5 takım sayısına bölünüyor. Yani yaklaşık olarak... 0.8 falan puan kazandıracak. Sadece katılımı. Ya, bu çok çok değerli. Bir de kazandığı için, kazanmak zorunda katılmak için. Oradan da ön elemeden Neyse 1 oluyor. puan geliyor. 5 puan kazandıracak Trabzonspor. 5'i 5'e böl. Tam bir puan yükseleceğiz ülke puanında. Mesela Ciddi 4, bir rakam. 3,6 ise 4,6'ya çıkacak bu seneki ülke puanımız. Yani bunun için yarın bizim kalben negatif bakmamamız lazım. Uğurcan olmamız lazım hepimizin. Türkiye'de yaşayan yabancı vatandaşların da ne bileyim Cornelius falan olması lazım. <laughs> sinerji, Voltran'ı yaratıp Şampiyonlar Ligi'ne kendimizi atmamız lazım. Kesinlikle öyle. Umut'la ilgili abi bir şey eklemek ister misin? Ee, özellikle Cornelius'un zaman zaman tıkandığı noktalarda veya e, sakatlığında vesairesinde sonuçta Şampiyonlar Ligi'ne dileriz ki katılırsa böyle bir kadro derinliğine ihtiyacı olacak. Aynı zamanda bazı maçlarda Cornelius Mutlu oynayabilir. Yani tabii canım oraya da atabilirsiniz onu. Yani Gol katkısı at istediğinizde. 60. dakika skoru alamadın. İçeri atarsın. Bazı maçlarda geçen sene Jervinho'yu ve Janini'yi önde oynatmıştı Abdullah Hoca. E, Cornelius'u yedek bırakırsın o tempoda. En kötü ihtimal. Onu istemiyoruz ama Avrupa Ligi'nde oynayacak 6 maç. En az. O tempoda umutlu oynarsın bazı maçları. 8-3'ü daha rahat kurarsın. Yani Trabzonspor tamam kalecisi yerli önde oynatabileceği bazı oyuncuları var. Eren Elmalı büyük avantaj. Larsen geldi iyi çıktı. Doğucan hamlesi var. Yani birçok avantajı var. Dorukan niye bir anda yedek kalmıştı? Onu anlamamıştım sadece. Bak hoca da fişmandır. Yani evet orada Dorukan'ın yani en azından belli bir noktada hatta daha derken girebilirdi oyuna. Evet, yani Antalya ve Kopenhag'daki maçların kuruluşunda Trabzonspor adına biraz takım da e, geçmişi oranla daha yani yumuşak demeyeyim de sertliği azalmış bir Trabzon vardı. 7 gol yedi yani. Evet. Ciddi bir rakam. Evet. Bu, arada şey yakıştıramadım bak. Hatırlıyor musun Seferovic'in Euro 2020'de bize attığı golü? Bence Uğurcan onu çıkartabilir. Geldi, evet. Köşeden girdi döndü. E, Fernando'nun golü çok güzel Antalya maçında Güzel bir gol ama onu Uğurcan yeme arkadaş. Kapattığın köşe o çıkar. Yani o mesela son gol ayağına çarpıyor yukarıdan geliyor. Tamam ama yani ne kaleciler ne toplar çıkartıyor bazen. Yani Uğurcan'ın bu tür bir dengesizliği de var. Yani bunu zaten Trabzonspor taraftarı da görüyor. Trabzonspor yönetimi de görüyor. Olağanüstü başarılı olduğu maçlar var. Tek başına ayakta bıraktığı maçlar var. Bir Kadıköy'de maç hatırlıyorum. Fenerbahçe tek kale oynadı. Bir bir bitti maç. Evet. Çocuk gol yememişti. <laughs> Trabzonspor'a Bakasetas şoku. Antalya maçında oyundan çıkan Yunan yıldızın kasık bölgesinde sorun belirlendi. 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalacak oyuncunun Kopenhag, Galatasaray ve Adana Demir maçlarında olmayacağı, bunun Gaziantep karşılaşmasına da sarkabileceği ifade edildi. Kopenhag ile yarın yapılacak maça hazırlanan Trabzonspor, beklenmedik bir şokla karşılaştı. Bordo mavililerin yıldız ismi Bakasetas'ın kasığında sorun çıktı. Yunan oyuncunun 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Antalya Spor ile oynanan karşılaşmada oyundan çıkan ve dün MRI çekilen oyuncunun ilk raporları temiz çıkmadı. Bunun üzerine Bordo Mavili oyuncu bir kez daha MRA girdi. Trabzon sporlu futbolcunun, Kopenhag, Galatasaray ve Adana demir maçlarında olmayacağı, bunun Gaziantep karşılaşmasına da sarkabileceği ifade edildi. Bu gelişme karşısında teknik direktör Abdullah Avcı, takım kurgusunda yeni bir strateji içerisine girdi. Ön libero'da Siopis ile Dorukan'a şans tanıyacak olan tecrübeli çalıştırıcının, Enis Barti ile Abdülkadir Ömür'ü de ilk 11'de oynatması bekleniyor. Avcı'nın, Enis ile Canini arasında bir tercih yapabileceği de ileri sürüldü. Savunma hattında Bartra'yı kadroya monte etmeyi planlayan Trabzonspor teknik direktörü, partner olarak da Hugo'yu ön planda tuttuğu vurgulandı. Trabzonspor'da gözler hamşikti. Kopenhag maçı öncesinde Marek Hamşik'in forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor. Slovak Yıldız bu önemli mücadelede mutlaka oynamak istiyor. Daha önce hiçbir oyuncusunu tam iyileşmeden sahaya sürmeyen teknik direktör Abdullah Avcı ise bu kez kararsız. Doktorlardan onay gelirse, Şampiyonlar Ligi aşkına Hamşik'i kullanabilir. Trabzonspor'da Abdullah Avcı oyuncularına moral aşıladı. Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Antalya Spor maçı sonrasında geri bildirim toplantısında konuştu. Usta hoca öğrencilerine süreçten daha güçlü çıkacaklarını söyledi. Avcı, odaklanın, Kopenhag'ı eleyeceğiz. Hedeflerde şaşma olmasın, dedi. Trabzonspor, Süper Lig'de aldığı 5-2'lik ağır Antalya Spor mağlubiyetine rağmen geçmiş yıllara oranla ne kadar değiştiğini gösterdi. Beş gollü yenilgiye rağmen taraftar havaalanına akın ederek teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculara tam destek verdi. Yönetimden de, sizlere güveniyoruz, mesajları paylaşıldı. Teknik direktör Abdullah Avcı da Antalya maçı sonrasında oyuncularıyla bir araya geldiği geri bildirim toplantısında, bu süreçten daha güçlü çıkacağız, mesajı verdi. Bu maçı alalım. Abdullah Avcı öğrencileriyle yaptığı toplantıda şunları söyledi, hepiniz çok karakterli ve iyi oyuncularsınız. Skora üzüldüğünüzü biliyorum. Hepimiz üzüldük ancak oyunun hakkı bu değildi. Futbolun içinde bunlar yaşanabiliyor. Gerekli dersleri çıkarıp önümüze bakacağız. Yoğun maç trafiği devam ediyor. Ben size inanıyorum, sonuna kadar güveniyorum. Şimdi önümüzde Kopenhag maçı var, camia şampiyonlar ligini çok istiyor. Sizlerin de istediğini biliyorum. Hep birlikte bu maçı alalım, siftah peşinde. Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında Avrupa kupalarında henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Molde ile 3-3 ve Bibi berabere kalarak turu geçen taraf fırtına olmuştu. Playoff'ta ise Roma'ya 2-1 ve 3-0 yenilerek elenmişti. Abdullah Avcı, Kopenhag'ı iç sahada mağlup ederek hem Şampiyonlar Ligi'ni hem de ilk galibiyetini istiyor. Destek mesajı yağdı. Antalya Spor mağlubiyeti sonrasında oluşan olumsuz hava sonrasında Bordo Mavililer hemen karşı motivasyon atağına kalktı. Önce resmi siteden teknik direktör Abdullah Avcı'nın konsantrasyonunun yüksek olduğuna dair bir paylaşım yapıldı. Ardından As Başkan Ertuğrul Doğan başta olmak üzere birçok yönetici Abdullah Avcı için destek mesajları attı. Avcı ile kazanılan kupalar paylaşıldı. Trabzonspor'dan Premier Lig çıkartması. İşte masadaki isimler. Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Son şampiyon geleceğe yönelik transferler de yapmak isterken, gündeme flash isimler geldi. İşte detaylar. Süper Lig'in son şampiyonu bu sezona da iyi başlamıştı. Fırtına, ilk iki maçını kazanırken Antalya Spor mağlubiyetiyle 9. sıraya geriledi. Bordo Mavililer transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Trabzonspor forvet ve stoper bölgelerine takviye planlıyor. Ancak Abdullah Avcı takıma genç yeteneklerin de katılmasını istiyor. Bu doğrultuda transfer listesi de güncellendi. Son dakika edinilen bilgilere göre Trabzonspor'un peşinde olduğu o isimler, genç yeteneklerin ikisi Premier Lig, biri ise Seri A'da oynuyor. Kulüplerinin deneyim kazanması için kiralamaya sıcak baktığı 3 oyuncunun özellikleri şöyle. Pepe Matarser, İngiltere'de Tottenham takımının formasını giyiyor. Pepe Matarser, merkez orta sahada görev yapıyor. 19 yaşında 1 metre 84 santim boyunda olan Senegalli Sarın piyasa değeri 15 milyon euro. Amad Diallo, 20 yaşında 1 metre 73 santim boyunda olan fildişi sahilli sağ kanat oyuncusu Amat Diallo, Manchester United'da oynuyor. Beşiktaş'ın da istediği Diallo, sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Lucien Agome Kamerun asıllı Fransız ön libero sayın Agome, İtalya'da Inter takımının formasını giyiyor. 22 yaşında 1 metre 85 santim boyundaki Agome, sürekli forma giyeceği bir takımda oynamak istiyor. Trabzonspor'da 3 yıldız ilk 11'e. Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Kopenhag karşılaşması öncesinde kurmayları ile oturdu, kararını verdi. Abdülkadir Ömür, Mark Bartra ve Enis Bardi, rövanş maçında 11'de olacak. Fırtınada gözler tamamen Kopenhag karşılaşmasına çevrilmiş durumda. Herkes Şampiyonlar Ligi ateşiyle yanıp tutuşurken teknik direktör Abdullah Avcı da rakibin durumu, kendi oyuncularının performansı, maç taktiği ve daha birçok parametreyi göz önüne alarak planını yaptı kurmaylarıyla toplanan usta hoca Kopenhag rövanşının 11'ini büyük oranda belirledi. Buna göre kalede Uğurcan görev yapacak. Larsen, Hugo ve Eren'e stoperde Bartra katılacak. Abdülkadir Ömür orta sahaya yerleşecek. Siopis ve Enis Bardi orta sahayı tamamlayacak. Kenarlarda Canini ile Trezeguet görev alacak. En uçta yine Andreas Cornelius olacak. Baskı ve tempo. Abdullah Avcı, Kopenhag rövanşı öncesinde öğrencilerine bir konuşma yapmıştı. Onları hem motive etti hem de Danimarka temsilcisine karşı neler istediğini anlattı. Usta hoca ilk maça göre daha baskılı ve tempolu bir futbol görmek istediğini hafızalarına kazıdı. Düşmanları güldürmeyin. Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen sosyal medyada teknik heyet ve futbolcuların eleştirilmesi üzerine bir açıklama yaptı. Sürmen bir maçın sonucuna bakarak bu kadar eleştiri Trabzonspor'a bir fayda getirmez, aksine düşmanlarımızı sevindirir. Kısa süre önce bizlere şampiyonluk yaşatan başkanımız, teknik heyetimiz ve futbolcularımıza destek verelim dedi. Bu kadar çok hata olmaz. Ali Sürmen Trabzonspor aleyhine hakem hatalarının çoğalmasına da dikkat çekti. Sürmen, futbolcularımızın ayağına basılmasının ve çekilip yere indirilmesinin hakemlerce artık normal sayılmaya başlandığı bir dönemde birbirimize daha çok kenetlenmeliyiz. Daha ligin başında bile hakemlerin bunca hatası hakkında TFF temsilcilerimizin de uyarıcı olmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı.